yağmurum güzel mayalamış. Şimdi arkadaşlar, sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biraz bahçede işlerimiz var, onu yapacağız. Ben de evden açma yapacaktım. Hamurumu yoğurdum, geldim. Hatta evde yapıp da gelecektim, zamanım olmadı. Dedim hem burada yaparım, biraz mayalarken işimizi yaparız diye. Böyle yoğurdum, geldim arkadaşlar. O da güzel mayalamış. Şöyle tepsime bile yapışmış. Şu şekilde. Birazını çökelekli yapacağım, birazını da boş yapacağım. Tarlada sıcacık dedim, yeriz dedim hep beraber. Şöyle israf olmasın. Ben başka bir işime bakarım. Bizler böyleyiz arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün birazcık geç kaldım. Aslında sabahtan gelecektim. Başka işlerim çıktı. Bezesini tutayım. Bu kadar bezem oldu. Bunlar burada dursun. Bir ucundan başlayayım. Tereyağında.
Yaş maya yapmıştım arkadaşlar. Yaş maya çabuk maya batıyor biliyorsunuz. Kuru maya biraz geç maya batıyor. Boş olanları koydum arkadaşlar tepsime. Şöyle bak, şu şekilde yaptım. Biraz mayalaya dursun. Şu kalan bezelerimin içine de çökelekli iç koyacağım. Birazcık şu şekilde mayalaya dursun. Şöyle birazcık bu şekilde sala dursun kendini. Şimdi şöyle arkadaşlar biraz kabardılar. İçinden de koydum. Şöyle şu şekilde. Ben bu şekilde devam edeyim arkadaşlar. Bunun üzerine de yumurta süreceğim. Azıcık tepsi mayası olsun. Ondan sonra yumurtasını sürüp fırına vereceğim inşallah. Şekilde. Son bezem.
Şöyle birazcık mayalasın tepsiye. Şimdi arkadaşlar fırınımı çalıştırdım şöyle. Benim şöyle ne kadar güzel kabarmışlar maşallah. Açmalarım da şöyle kabardılar. Üzerlerini örttüm. Tepsi mayasında oldular şimdi. Hepsi birbirine değmiş ama olsun varsın. Bunlara şimdi yumurtasını şöyle bir kaşık yoğurt kattım. Azıcık sıvı yağ koydum. Bir tane de yumurta sarısı. Şu şekilde ince karıştırıp üzerlerini sürelim. Şimdi şöyle arkadaşlar, bakın ne kadar güzel kabarmış. Birazını susamlı yapacağım. Şöyle karışık da olabilir. Birazcık da çörek otu atarım üstüne, karışık olsun varsın. Ben çörek otunu çok severim. Çocuklar da çok sevmiyor ama nasıl olsa burada babamgille yiyeceğim ben bunu. Birkaç tane götürdüm yine. Böyle arkadaşlar fırına süreyim ben bunu. Pişsin. Bunu da yumurtasını sürdüm. Şöyle yapıştığı kadar. Böyle arkadaşlar. Şimdi pişsin fırında. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar çok güzel oldu. Şöyle sıcak daha dumanı üstünde. Şöyle altını kaldırayım dedim ama bunu da süreceğim fırını. Bu da çok güzel kabardı. Bu birazcık sıcağı geçsin. Şöyle bakın, bu içli olan arkadaşlar çok güzel kızardı. Şöyle çayımızı da demledik. Şöyle tanesini soğuyalım. Şöyle bakalım, bakın içi nasıl tel tel pamuk gibi. Bakın